Türkiye'deki tüm kız çocuklarının, dünyadaki tüm kız çocuklarının 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü tebrik ediyor. İnsanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen bilimsel toplantıya katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, peygamberimizden bir örnek vererek başladı konuşmasına. Çocukların çok sevdiği bir insan, çocukları çok fazla seven bir insan ve kendi çocukları erken yaşta vefat etmiş ve 4 kız babası olan bir insan. Tabii birisi Peygamber Efendimiz'e, "Ey Allah'ın Resulü, siz çocukları öper misiniz?" sorusunu sorduğunda ve ardından da "biz öpmeyiz" dediğinde, sevgili Peygamberimizin verdiği cevap çok manidardır. "Allah senin kalbinden merhamet duygusunu almışsa ben ne yapabilirim?" Hazreti Peygamber'in bundan 14 asır önce kız çocuklarına yönelik bir uygulamaya son vermesi de çok manidardı. Son derece önemliydi. Erdoğan kadına yönelik ayrımcılığı tenkit etti. Müslüman olduğunu söyleyen ama bir kız çocuğu doğduğu zaman hayıflanan, üzülen ya da yeterince sevinmeyen anneler, babalar maalesef var. Kız çocuklarına ve kadınlara yönelik her türlü ayrımcılık kesin bir dille cahiliye adetidir. Kız çocuklarına ve kadınlara yönelik her türlü ayrımcı yaklaşım, özellikle de şiddet, cahiliye dönemi alışkanlığı olduğu kadar insanlık dışıdır, vicdan dışıdır. Kız çocuklarıyla erkek çocukları arasında tek bir ayrımcılığa müsaade edebiliriz. O da pozitif ayrımcılıktır. Eğitimin önemine bir kez daha vurgu yaptı Başbakan. Eğitim sorunların çözümünde ilk adımdır ve en gerekli adımdır. Kız çocuklarımız ve hanım kardeşlerimiz eğitimle ne kadar buluşursa çözüm de o kadar hızlı, o kadar yakın ve o kadar sağlıklı olacaktır. Okumamış, okuyamamış ya da okutulmamış her bir kız çocuğu toplumu için, ülkesi için, milleti için çok büyük bir kayıptır. Türkiye'de her çocuğun zorunlu olarak 12 yıl eğitim almasını, sonrasında eğitime devam etsin ya da etmesin, asgari lise mezunu olarak toplumda yerini almasını arzuladık ve bunun adımlarını attık. Biz 12 yıl zorunlu eğitimi getirirken bunu da 4+4+4 olarak kademeli bir yapıya kavuştururken birileri çıktı, kız çocuklarının bu yeni sistemle okutulmayacağını, eve hapsedileceğini iddia etti. Oysa bu uygulama tam tersine kız çocuklarımızın okulla buluşmasını teşvik eden, okullaşma oranlarını artıran sonuçlar doğurdu. Eşimin başını çekmiş olduğu "Haydi Kızlar Okula" kampanyasıyla 350 bin kız çocuğumuzu okulla buluşturduk. Başbakanın son olarak değindiği konu başörtüsü serbestliğiydi. Erdoğan 10 yıllar boyunca kılık kıyafet yüzünden üniversite kapılarından çevirmek cahiliye dönemiydi. Bu zihniyet tedavülden kalkmıştır dedi. Bu ülke hepimizin ülkesi, bunu göreceksiniz. Bu ülke ne kadar erkeklerin ülkesi ise o kadar da kadınların ülkesidir, bunu göreceksiniz. Bu ülkede başı açık kardeşlerimle başı örtülü kardeşlerimin özgürlüklerini, haklarını birbirinden ayıramayacaksınız. El ele beraber yürüyecekler.
Erdoğan kız çocuklarına ve kadınlara da başınızı öne eğmeyin, vazgeçmeyin diye seslendi. Meclisteki tablosu ve meclis konuşması çok manidardı. Karşımda Türk'ü, Gürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcüsü...